Herkese merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenleriniz için ben Esra. Her hafta dijital ürünler, print on demand ürünler için tasarımlar oluşturmayı ve bunları yurt dışında online olarak satışı ile ilgili içerikler paylaşıyorum ben bu kanalda. Yine bugün çok önemli bir konu ile karşınızdayım. Devamlı zaten merak edilen bir konu. Sürekli sizden geri bildirimler alıp bunları incelediğimde en çok üzerinde durulan, en çok merak edilen ko konulara öncelik vermek istiyorum ben. Bugün anlatacaklarım da yine onlardan biri. Bugün anlatacaklarım ile siz de artık oluşturduğunuz tasarımlarınızı, planerlerinizi, davetiyelerinizi her ne oluşturuyorsanız artık müşteriye bunu gönderdiğinizde karşı tarafın kendi editleyebileceği şekilde paylaşım yapmayı göstereceğim size. Bu bir. ikinci olarak da bunu online olarak indirdiğinde telefonundan veya bilgisayarından doldurabileceği yani print almadan doldurabileceği şekilde nasıl yapıyoruz bunu göstereceğim. Şimdi burada aslında iki nokta var. Bugün göstereceğim kısım PDF olan bir dosya üzerinde nasıl online olarak yazı yazılabiliyor onu göstereceğim. Bir de Good Notes denilen programlarda çalışan planner'lar var. O başka. Bununla karıştırmayalım. Ama bugün göndereceğiniz PDF dosyasında da aynı şekilde print etmeden telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan editleme yapılabilecek. Ayrıca 2023 yılında trend olacak olan ürünlerle ilgili olarak ben bir e-kitap hazırladım. Bu e-kitapta bu hem fiziksel hem de dijital ürünlerin görselleriyle birlikte Burada yer verdim ve bununla da kalmayıp et size başarılı olmanızı sağlayacak ipuçlarını paylaştım ben bu kitapta. Videonun altına ekliyorum. Dileyenlerini satın alabilirler. E bir de onun dışında danışmanlık veriyor musunuz diye soruyorsunuz. Onunla ilgili olarak da ben videonun altına ekliyorum bilgiyi. Oradan da inceleyebilirsiniz. Evet veriyorum ve sizin talebinize göre, sizin ihtiyacınıza göre aslında ben bunu şekillendiriyorum. Çünkü herkesin bilgi seviyesi almak istediği eğitim birbirinden farklı olduğu için bu kişiye göre şekilleniyor aslında öyle diyelim evet bugün sizlere ne gösteriyorum bugün sizlere bir PDF dosyasının telefondan veya bilgisayardan nasıl kullanılabiliyor yazılabiliyor, print etmeden onu gösteriyorum aynı bu şekilde videoda olduğu gibi bunu öğreneceğiz hem de ücretsiz olarak yapacağız. Bu PDF dosyasını birçok alanda kullanabilirsiniz. Kendi marketing işinizle ilgili marketing kısmında kullanabileceğiniz gibi bu dosyaları satabilirsiniz de. Hani müşteri bunları hem mesela istediği şekilde print de alabilir. Telefonundan da hiç print almadan üzerinde de yazı yazabilir. Evet peki nereye gidiyoruz yine tabii ki ilk öncelikle Canva'ya gidiyoruz. Canva'da tekrar tasarımımızı oluşturalım. Evet, sonra devam edelim tekrardan. Şimdi dijital ürünler satmak istiyorsanız arkadaşlar bir defa Canva'ya ya da başka bir uygulamaya üye olmanız gerekiyor. Yani üye olmanızı tavsiye ediyorum. Cüretli üye olmadan da yapabilirsiniz elbette ama çok kısıtlı. Yani hani ayda 55 TL verip daha böyle özgün içerikler oluşturabilmek var. Bir de çok sıradan hani o görüyorum bazı dijital ürünlerde gerçekten çok kötü ürünler. Şimdi ana sayfaya geliyoruz ve ana sayfa üzerinde templates var. Buraya giriyorum ve buradan aramamı gerçekleştireceğim. Şimdi burada hazır şablonları çıkartıyor. Ben buraya planner yazacağım. Canva'nın bir aylık ücretsiz pro üyeliği yani bu tüm hepsine erişebileceğiniz pro üyelikle hepsi, her grafiğe her fonta erişebileceğiniz Ücretsiz bir ay boyunca kullanabileceğiniz linki ben videonun altına ekliyorum. Dileyenleriniz oradan üye olabilirler. Şimdi buraya gelip hazır şablonlarda ben hangisine bir tasarım yapacağım. Hani şimdi hazır kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz önceden göstermiştim. Ve Canva burada bana tüm çalışabileceğim planırları karşıma çıkardı. Ben buradan bugün istediğim bir şekilde çalışabileceğim bir planner'ı seçeceğim. Aşağı doğru iniyorum ve inceliyorum hangileri üzerinde çalışabilirim diye. Şimdi burada aramalarda istediğimizi yazabiliyoruz bu hazır template kısmına. İşte ben Weekly Planner yazdım. İşte bunu değiştirerek book yazabiliriz. Real Estate Proposal yazabilirsiniz. Mesela yazalım. Logo yazabilirsiniz. Burada halihazırda çalışılmış olan şablonları benim karşıma çıkartıyor ve ben bunlar üzerinde düzeltme yapabiliyorum istediğim şekilde. Şimdi ben seçtiğim bu weekly planner ile ilgili bir düzeltme yapacağım. Bunu birazcık daha kendime göre şekillendireceğim. Bu arada daha önce de söylemiştim. Bu mesela gördüğünüz taç <laughs> ikonu var. Bu ikonlu olan ürünleri sadece, pro üyeler kullanabiliyor. Onun dışında hiçbir şey yoksa bunu kullanabiliyorsunuz. Sadece pro üyelerin kullanabileceği binlerce çeşit var. Tabi seçenek daha fazla oluyor pro üyeler pro üyelerde. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Mesela tekrar göstereyim ben nasıl seçtiğimi. Orayı atladım çünkü. Weekly template yazdım. Mesela bunu beğendim diyelim. Şimdi benim seçtiğim aşağıda kayboldu. Yani biraz aşağıya geçti. Şimdi buradan customize this template diyorum. Hani bu ürün üzerinde ben kişiselleştireceğim yani bu ürünü. Böyle açtığımda direkt bu sayfa çıkıyor. Şimdi bunu kendi seçtiğimi ben şuraya alayım. Tamam. Şimdi bunun üstünde neler yapabilirim? Bunun üstünde her şeyi yapabiliyorum. Ben bunun fontunu değiştirebiliyorum. Buraya geliyorum istediğimi silebiliyorum. Daha sonra mesela şunları değiştirebiliyorum. Görseller ekleyebiliyorum ya da rengini değiştirebiliyorum. Ne yapabiliyorum başka? Bunu buradan kaldırabiliyorum, ee, şu şekilde. Not kısmını silebiliyorum. Yani her şeyi yapabiliyorum anlayacağınız. Ee, buraya başka mesela element ekleyebilirim. Ne ekleyebilirim? Mesela şunu ekleyeyim. Diyelim ki <laughs> gösteriyorum şu an. Ee, köpek ekleyeyim. Buradan bu şekilde büyütüp küçültebiliyoruz. Bir de şeyi sormuşsunuz bana bu çalışma e, cetveli nerede diye. O da şu şekilde şurada. File kısmına geliyorum. File kısmında View Settings var. Buraya geliyorum ve Show Rulers ve Guides diyorum. Buradan bu şekilde sonra bunu alıyorum böyle. Hop. Ortaya getiriyorum. Yine aynı şekilde üstten de alıyorum. Hani en azından sayfanın şeyini görüyorum tam ortasını hani sayfada çalışırken daha düzenli durması amacıyla bu çiz şeyleri ben hep kullanıyorum. Bunlar zaten kaydederken dosyaya gözükmüyorlar. Yani biz şu an çalışma sayfamızda görüyoruz bunu sadece. Gördüğünüz gibi Canva bana istediğim özgürlüğü veriyor. Ben istediğim şekilde üzerinde değişiklik yapabiliyorum. Peki, sıfırdan tasarlamak istiyorsak bir şeyi nasıl oluşturuyorduk? Ana sayfaya geliyorum. Buradan tasarım oluştur diyorum. Ve burada işte logo oluşturacaksam seçiyorum, Instagram post oluşturacaksam seçiyorum. Aşağı geliyorum. Story oluşturacaksam Instagram'da onu seçiyorum ya da mesela burada tişört bile var. Hani gördüğünüz gibi planner var. Her şey var. Banner var. Değil mi? Bunların hepsi var. Hatta burada bookmark bile var. Yani e, ama kendim özel olarak tasarlayacağım. İşte 8,5 çarpı 11 inç olarak tasarlayacağım diyelim. Tasarım oluştura geliyorum ve kostüm size diyorum. Özel. Burada ilk önce bu tarafı seçiyorum. Çünkü diğer türlü tekrar bozuluyor. İnci seçiyorum ve 8,5 çarpı 11 yazıyorum. bana boş çalışma sayfası çıkardı. Bunun üstünden istediğim şekilde baştan tasarlayabiliyorum. Ama şimdi kolaylık olması açısından ben hazır olan bir şablon üzerinden gidiyorum. Şimdi burada ben ne yaptım? İşte buradaki fontu değiştirdim. Not kısmına saat ekledim. Burada saatler ekledim. İşte şuraya bir görsel grafik ekledim. Şuradan göstereyim hani bunu tekrar Uğur Uğraşmayayım diye hani asıl göstermek istediğim şeyden e, ona geç kalmayayım, video uzamasın diye aslında şey yapıyorum. Hani buradan gösterelim, buradan fontunu değiştiriyoruz diyelim ki. Bu atıyorum bu görseli koyduk diyelim. Şöyle hatta bu görseli böyle çevirebiliyorum. Bunu nasıl arkaya atacağım? Burada şeyin üstüne gelmiş. Buradan sağ tıklıyorum diyelim. Send back diyorum. Burada mesela köpek şey gözüküyor. İşte bu köpeğin diyelim ki Tekrar öne getireceğim ben bunu. Bring forward, front diyorum. Diyelim ki bu köpek çok koyu. Ha bir de şunu söyleyeyim. E, genel gözlem ne diyeyim? Şu. Şimdi mesela mockup oluşturuyorsunuz ve posterinizi mockup üzerine koyuyorsunuz. Böyle ya da tişört oluşturduğunuz e, oluşturdunuz diyelim. Bunu mockup'ta kullanın. Bunun biraz rengini açın mockup'ta. Çok böyle parlıyor. Hani dijitalim diye. Hani o yüzden bunu böyle birazcık daha şey yaparsanız. Hani çok değil ama. Hani daha böyle soft, daha natürel bir görüntü elde edersiniz. Bunu böyle olduğu gibi değil. Biraz böyle açarak hani çok da değil. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Şimdi ben o saatleri de aslında şurayı size bir göstereyim hemen kısaca. Saatleri de nasıl yazdım bu not kısmına. Şimdi diyelim ki buradan. AM yazdım bunu da istediğim şekilde böyle şeyini seçiyorum bu olsun fontu bunu küçültüyorum bunu da siz görün diye yapıyorum şu an böyle bunu aşağıya taşıyacağım hatta şöyle, şimdi buradan bir tane daha almak istiyorum böyle bunu da değiştireceğim saati işte 8 yazacağım tekrar bir tane daha alıyorum. Bunların ölçüsünü. Hatta bakın mesela bunu böyle biraz yumlayarak yapayım. Bunu böyle yaptığımda bana ikisinin arasındaki ölçünün 0.01 olduğunu, hani bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü ben bunu böyle yaparım. Diğerinde boşluk daha fazla kalırsa olmaz. Bir de şöyle yapabiliriz. Hani en son bitti diyelim. Şunu 10 yaptık, 12 yaptık. İşte saatleri ayarladık diyelim. Düzenledik hepsini. Bunları bir sıra haline koymak istiyorsak. Şunları seçiyorum tek tek. Ne yapıyordum? Position diyorum. Ve tidy up diyorum. Benim için bunları düzenliyor. Burada ama sizin bunu düzenleyebilmesi için yine de böyle hani e, aşağı yukarı şey olması lazım. Yani yine sıranın düzgün olması lazım. Şimdi ben bunu buraya alırsam tidy up yapmaz. Şimdi mesela deniyorum. Yaparmış. Yapmadı. Bozdu. Yani sırayı e, dediğim gibi sizin önceden bir düzenlemeniz gerekiyor. Şimdi onun dışında başka ne yapmışım? Ona bakıyorum. İşte buraya bir grafik ekledim. Buraya ekledim. Rengini değiştirdim. Grafiğin şuradan. Şimdi tasarımım bitti. Bunu nasıl yapıyoruz? Onu paylaşacağız. Bu arada e, bu seneki trend olan ürünlerden sadece planer olarak e, görmeyin. Gerçekten hani nasıl diyeyim o kadar çok fazla dijital olarak hazırlayabileceğiniz ürün varken sadece bununla takılıp kalmayın. Şimdi bu ürünü karşı tarafın editleyebileceği şekilde yani bunu da çok soruyorsunuz. İşte ben bu ürünü göndereceğim diyelim ya da davetiye hazırladınız diyelim rengini değiştirecek bunu nasıl yapıyoruz? Share kısmına geliyorum tamam mı? Burada copy link diyorum. Bu copy linki seçerken bakın burada anyone with the link only you can access diyor. Ben diyorum ki her göndereceğim linki göndereceğim her kimse bunu editleyebilir. Buna sadece comment yapabilir ya da sadece bunu görüntüleyebilir. Ben ne diyorum? Can edit diyorum. Sonra copy link diyorum. Şimdi bana bir link verdi. Ben bu linki Etsy'e geliyorum. Etsy'de ama arkadaşlar şeyde paylaşmıyorum. Bu description kısmında paylaşmıyorum. Nerede paylaşıyorum? Ben bunu bir kişi benim ürünümü görsellerini hazırladım. Satın aldıktan sonra mail atıyorum. Bu link üzerinden diyorum editleyebilirsiniz. Tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Kişiselleştirmenizi yapabilirsiniz diye de mail yazıyorum. You can personalize it diyorum. Şimdi ee, bir de hani normalde nasıl yapıyoruz bunu dosya olarak göndereceksek yani bunu editlemeyecekse bu kişi şey diyorum ve download diyorum değil mi burada da seçiyorum işte pdf baskı pdf neyse şimdi burası da çok önemli kişiye e, şimdi bunu bunun birçok yolu var yani karşı tarafın bunu editleyebilmesi için Birçok yol var. Bunlardan biri de bu kalma işte. Gördüğünüz şekilde link paylaşımı. Sadece kalmadaki dezavantaj şu. Bunu müşteriye söylemeniz gerekiyor. Yani bu kanva linkidir. Sizin üye olmanız gerekiyor diye. Şimdi bunu hali hazırda yapan zaten satıcılar var. Yani kendi hazırladıkları görselleri, tasarımları müşteriye göndererek bunu nasıl yapmışlar? Neler yazmışlar? Müşteriyi nasıl bilgilendirmişler? Bununla ilgili de araştırma yapıp kendinize uyarlayabilirsiniz. Hani nasıl yapacağım diye korkmanıza gerek yok. Ne yazacağım diye korkmanıza gerek yok. Sadece bunun editlenebilmesi için kanvaya gelecek o kişi, ee, evet, kanvaya gelecek bu kişi gönderdiğiniz müşteri üye olacak. Ücretsiz ama hani ücretli üyelik değil. Üye olacak ve bu linki açacak. Üye olması da şöyle mailini yazacak, ismini, soyismini yazacak. Bu kadar. Hani kanvaya üye olmak çok komplike bir şey değil. Bunu zaten 5 dakikasını ayırarak yapabilirim O yüzden bunu söylemeniz gerekiyor. Yani kanva linki paylaşıyorum diye. Bir de aslında mesela başka programlar da var. Ama bu programlarda sizin hani müşterilerin evet üye olmasını beklemiyor ama hani müşteri hemen o link üzerinden editlemesini yapabiliyor ama sizin üyelik parası vermeniz gerekiyor çok fazla. Yani burada mesela kanva gibi de ucuz değil. Mesela template var. O çok pahalı. Hani e, o yüzden ilk aşamada bununla böyle zaten her ürünü bence editleme olarak vermenize gerek yok. Bu da çok öyle davetiye de olur. Doğum günü de hani, şeyinde olur. Gerçekten gerekli olan tasarımlarda bunu yapın. Yoksa mesela bunda neden editlesin? Ne yapacak editleyip? Hani ona da bir ton iş çıkacak. Hali hazırda var olan şeyi e, kullanabilecek. Bu anlattığım link paylaşımı editable'dı. Şimdi bir de fillable var. Yani bu ikisini de karıştırmayın. Ben görüyorum bazı satıcılarda mesela yani yabancılar bile yanlış yazıyorlar. Mesela editable yazıyor, hayır fillable veriyor mesela. E bunlar mesela müşteri yorumlarına baktığımda da bu çok açık gözüküyor. Diyorlar ki siz böyle demiştiniz ama hani bu fillable değil diyor, editable diyor. Yani bunu indirdiğinde diyor ben kullanamıyorum diyor mesela. Hani bu bizim anlattığımız editable olandı. Yani düzenlemeyi yapıyor. Şimdi fillable nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi burada share diyorum. Tekrar aşağı iniyorum ve download diyorum. Bu sefer hani normalde ben hep size diyorum ya pdf print olarak yapacağız diye. Şimdi bu sefer pdf standart olarak indiriyoruz sayfamızı. Sadece indireceğimiz sayfa ben ana sayfayı seçeyim. İlk sayfamı diğer çalışma sayfamı değil. Seçiyorum ve indiriyorum ben bunu. Bu bilgisayarıma iniyor. Şimdi ben bunu müşteriye bu şekilde Etsy'e yüklemeyeceğim. Farklı bir yol yapacağım. Google'a geliyorum ve pdf escape diyorum. Bu pdf escape sayfasında biz online olarak free yapabileceğimiz şeyler var. Free seçiyorum ben burada. Her zaman olduğu gibi. Şimdi burada free seçiyorum ve upload PDF to PDF escape diyorum. 10 megabayttan az olması gerekiyormuş ve rüyü sayfadan da az olacakmış. Zaten herhalde o kadar da bir şey hazırlamazsınız. Drop PDF here diyor. Şimdi ben bu PDF 파일im indirdiğim dosyam burada açıldı. Şimdi buraya geliyorum sol üst köşeye. Buraya bakıyorum. For file diyor. Bunu seçiyorum ve tek diyorum. Bir de mesela böyle e, kutucuklar oluyor mesela şurada var mıydı oradan da bir göstereyim size diyelim ki heh, şu şunu da bir şurada mesela gördüğünüz kutucuklar var ya diyelim ki online olarak bunu indirdiğinde tik atması gerekiyor onları nasıl yapıyoruz Ben bunu indirdim varsayalım PDF Escape'e geliyorum ya ben burada. Hani buradan şeyi seçiyorum text. Diğerinde checkbox seçiyorum. Yani checkbox seçtiğimde kişi bunu indirdiğinde e, tik atmış oluyor o kutucuklara. Şimdi ben sadece text seçiyorum ve select diyorum. Tamam. Şimdi buradan ben sayfayı şey yapacağım. Bir de bu arada bunun şeyini değiştirmişler. Daha önceden bu daha farklı bir sayfaydı. Kullanımı daha kolaydı. Bak mesela şu an bana bu birazcık karışık geldi. Ben bunu e, 3-4 sene önce çok kullanıyordum. Şimdi, şimdi mesela şöyle yapacağız. Buraya geliyorum ben. Şu elimdeki kutucukla buraya şey oluşturacağım. Bu birazcık böyle şey yapıyor herhalde. Şimdi bunları düzgün oluşturmak gerekiyor aslında. Şu an şey yaptım ama. Hani mantığını burada size göstermek istiyorum. Yoksa böyle bu kadar düzensiz değil de daha böyle düzenli yapmam gerekiyor bunu aslında. Şimdi bunları tek 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 böyle uğraşıyoruz. <laughs> Sonra şurayı yapalım. Burada zaten hani tek şey olacak. Burası kolay. Şimdi bunların hepsini yapıyorum. Mesela şunu yapıyorum. Bunları böyle hepsini tamamladıktan sonra, tüm hatta şunları da şurada da göstereyim. Böyle tek satır halinde hepsini tamamlıyorum. Ve daha sonra ne yapıyorum? Buradan e, bu mor ikondan ben bunu indiriyorum. Şimdi bakalım dosyamızı indirdik nasılmış? İndirdiğimiz dosya bakın, bu ilk ilkiydi kanvadan indirdiğim. Üzerinde herhangi bir bir şey yazamıyorum. Diğerini açıyorum. Şimdi buraya geldiğimde üzerinde gibi buradan gördüğünüz gibi İşte buraya yazalım, tarihi yazalım. İşte buraya şey yazalım. Sabah ne yapacağım? Cereal yiyeceğim. 8'de ne yapacağım? Bed diyelim, atıyorum. Eee <laughs> Saturday'de ne yapıyorum? Saturday'de de kuaföre gidiyorum. Bu şekilde bunu böyle dolduruyorum istediğim gibi. Artık siz de fillable ve editable dosya nasıl hazırlanıyor, nasıl paylaşılıyor bunu öğrenmiş oldunuz. Ve videonun size yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız. Bununla ilgili bir sonraki videolarla ilgili neler görmek istiyorsanız bununla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.